Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılın son günü. 31 Aralık, Cumartesi. Cumartesi gününe denk gelmesi bence kötü bir şey. Bilmiyorum, böyle sanki farklı bir güne denk gelse daha mutlu olabilirdim. Şimdi, sabah saatleri olduğu için doğal olarak bir kahvaltı yapacağız birlikte. Kendime poşe yumurta yapmak istiyorum bugün. Uzun zamandır yapmıyordum. Ekmeği kızartıp üstüne poşe yumurtayı koyup onu yemek istiyorum. Saat 12'de bir dersim var. Ondan sonra ev temizleyeceğiz Ecoş'la. Ya da bilmiyorum, ben dersteyken Ecem temizlik yapar. Akşama birkaç misafirimiz var. Minik bir sofra kuracağız. Bu günü de sizinle birlikte geçirelim istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Şu an sabah saatleri olduğu için bu sefer konuşkanlığım üstünde değil. Birazcık Ecem'e sinir oldum. Ondan galiba. Hadi kahvaltı yapalım. Çok güzel. Bravo. Farklı farklı yerlerden mi kullanıyoruz gitti? Dostlar, sizinle en son görüştüğümüzde sanırım en son çektiğim görüntüler derstendi. Ona girdim çıktım. Hızlıca bir duş aldım. Bugünümü biraz kendime ayırdım. Tırnaklarımdaki ojelerimi tazeledim. Geçen gün, yani dün akşam, geçen gün değil, manikür yapmıştım. Şimdi de ojelerini tazeledim. Böyle noktalar koydum. Kendi kendime nail art yaptım. Bunu yaparken dizi izledim. Boş yaptım aslında. Hiçbir şey yapmadım. Bakım falan da yapmadım ama burnumun üstü biraz kızarık. Çünkü yüzüme yüz peelingi yapmıştım şeyden. Yüz kesesi var ya, onu uygulamıştım. Bu da biraz kızartmış ama olsun. Sabahki kıyafetlerimleyim, yani bir şey de değişmedi. Şimdi sizinle burada hediye paketleyeceğiz. Saat 5 olmuş. Bugün yılbaşı günü. Ve ben daha hediyelerimi yeni paketliyorum. Evet. Çünkü üşengecim. Ve her işimi son ana bırakmayı severim. Bu uyumdan vazgeçmek istiyorum. 2023'te bundan vazgeçelim. Kendime bir challenge. Hedeflerimin arasına koymam lazım. Çünkü her şeyi son ana, son dakikaya bırakıyorum. Bu IKEA'dan aldığımız hediye paketiyle Ecoş'un hediyesi de geldi. Hemen bunu paketleyip kızlara yardım edeceğim. Yemek hazırlayacağız. Mezeler, tavuk, pilav falan o tarz. Bir de sıcak şarap yapacağız galiba. Bunları da zaten yaparken yine vlogluyor olacağım. Şunun altına bir kitap alalım. Çünkü tripodum yok. Nasıl influencerlık? Bu nasıl youtuberlık? Ecem, makas verir misin? Çok tatlı oldu. Kızlara iki adam mum aldım. Bunları paketleyeceğim şimdi ama nasıl paketleyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bunları şimdi salona diğer hediyelerin yanına koyacağız. Burada da minik bir yılbaşı ağacı var. Ecem televizyonun üstünü de süslemiş. Şey diyeceğim. Krema. Bence onu az sonra. Gitme! Gitme! Bana bakıyor. Masayı en son taşıyalım çünkü masayı kullanırız şu anda. Onu ben aldım geçen sene. Geçen sene Ecem almıştı bana, yılbaşına girerken kullanmıştı. Herkesin tacı var. Tada! Çok güzel oldu. Yanımda Kübra var ama kameralara görünmek istemiyor kendisi.
Sener gelecek birazdan. Yemek hazırlıklarına başladık. Burada pirinci ıslattık. Şurada bir takım tavuk var. Tavuğu şey mi yapmalıyız? Soslamalı mıyız? Ne yapıyorsun arkadan? Soslayalım mı bunu? Karabiber işte bir şey. Bunu yiyeceğiz. Ben de şimdi humusa başlayacağım hemen. Humusu yapacağım. Meze kısmı kolay zaten. Bayağı da acıktık, bir an önce hazırlayıp yiyeceğiz. Ay, Ecem kaşık falan yıkaman lazım çünkü hiç kaşık yok. Ben yorulmuşum şu an bu yandan. Ya zaten yapacak pek bir şey yokmuş şu an, onu fark ettim. Herkes bir tanesini yapınca bitti zaten. Ben humusu yapacağım o zaman. Bir yandan Kübra havucu rendeliyor. Tarator yapacağız. Ecem guacamole sos gibi bir şey. Aslında guacamole sos değil de domates, soğan, avokadolu bir salata yapacağız. Yanına Doritos açacağız. Bu böyle atıştırmalık da olur yani, yemekten sonra da acıkan yer falan. Pilav var. Tavuk yapacağız normal ızgara. Onun üstüne sos yapacağız. Beşamel soslu gibi bir şey olacak herhalde. Ne sosu? Kremalı maydanoz. Ha, kremalı mantar. Krema soslu. Beni tabağa hazırlayacaksın herhalde. Böyle. Menümüz bu şekilde. Yılbaşı menüsü. Biliyorsunuz ki ben bu nohutları önceden haşlıyorum. Bu arada makyaj yapmamışım, çok çirkin görünüyorum. Ne kadarlık bir humus yapmalıyım acaba? Bir su bardağından biraz fazla. 2 su bardağı nohut koyuyorum. Ben bunun tarifini bir ara vermiştim kanalımda. 2 tane sarımsak koyuyorum. Neyse, bir tane koyalım. Sonra tadına bakıp ikinciyi koyarız. İkinci zaten küçük, büyük olanı ayırdım. 1 yemek kaşığı tahin. Tabii ki en çok yakışan şey limon, tuz ve kimyon. Kimyonu da göz kararı koyuyorum. Ama 1 çay kaşığı kadar falan. Aynı şekilde tuz da. Bu arada Ceku da geldi. Sener Ceku'yu da getirmiş. Yalnız kalmasın diye buraya getirmişler. Bugün burada kalacak. Şimdi birazcık zeytinyağı. Zeytinyağı da bayağı göz kararı şu anda. Ben aslında biraz da su koyuyorum kıvamı tutsun diye. Limon sıkacağımız olsaydı şu an çok işe yarayacaktı. Ya sen alayım dedim. Alo. Anne niye beni aramıyorsun? Hep Ecem'i arıyorsun. Beni daha çok seviyorum. Hadi bay. Burada tavuğun sosu hazırlandı. Tavuğu ayrıca pişireceğiz. Şurada sıcak şarap için meyveler şekerli suda kaynıyor. Burada Ecem peynir tabağı için peynir pişiriyor. Burada salata hazır. Bunu bir soslayayım o zaman, ben bir tek bu kaldı çünkü. Zeytinyağı, limon, tuz. Başka hiçbir şey koymayacağım. Sabah kahvaltıda da yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Şimdi bunu cipsle yiyeceğiz. Ruh gibiyim ya. Acil bir makyaj yapmam lazım. Bunu neye koyayım ya Ece? Pardon. Nasıl koyayım? Büyük tabağa. Kenarlarına da cips. Evet. Cips isteyen. Perfect. 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 Mantı kısık. Nasıl kısık değil? Şimdi. Of of of. Şu görüntü. Bakın şu beyaz kaseye bu sostan koyacağım. Suyundan koymayayım çünkü cipsimizin çıtırlığını mahvedebilir. Efsane oldu bu. Bunu bence bütün eğlence akşamlarında yapın. Bana sonra teşekkür edeceksiniz. Niye gülüyorsun ya? Tam yaptıktan sonra ya Gizem de ne iyi etti de bunu söyledi bize. Niye derler belki? Canınız sağ olsun be. Nerede bizim yıldız peçetelerimiz ya? Guarda. Kenarlara cips. Okey. O zaman bir tadım zamanı. Bana da. İnanılmaz. Acil bunun tadına bakmalısın Sener. Çok iyi değil mi? Şimdi birazcık süslenebilirim. Bakar mısınız burnumun üstündeki kızarıklığı? Bundan bahsediyorum işte. Bir tane yüz kesesi var ya, ara ara onu uyguluyorum duştayken. Cildime iyi geliyor bence. Tabii sürekli de kullanmak olmam. Bu sefer biraz bastırmışım, o yüzden kızarıklık yarattı. Çok fazla bir şey sürmeyeceğim. Zaten evin içindeyiz. Bir kapatıcı süreceğim. Rimel ve kesinlikle allık sürmem lazım. Ne yapalım? Önce bir kapatalım. Sizin yılbaşı planlarınız neler? Yani ne yapıyorsunuz, ne yaptınız? Onları yazın bana. Bu videoyu çok geç olmadan paylaşacağım birkaç gün sonra. Neler yaptınız bakalım yılbaşında, anlatın. Eskiden dışarıda yılbaşını kutlama modası vardı bence. Artık o bayağı bir kalktı. Hatta pandemiyle beraber evde kutlama modası diye bir şey de çıkmış olabilir bence. Açıkçası ben zaten dışarıda kutlamayı sevenlerden değilim. Evde arkadaşlarımla yemek hazırlayayım, kutlama havasında bir şeyler içelim, sohbet edelim falan. O olayı çok seviyorum. Geçtiğimiz sene biz Kaş'a gitmiştik arkadaşlar.
arkadaşlarla planlayıp yine vloglamıştım. İnanılmaz güzel bir tatildi. Çok keyifliydi. Bu sene onu yapamadık. Organize olamadık ama olsun ya. Başka bir zamana yine gideriz. Kaş zaten benim Burak yerim. Her yıl gitmesem olmaz. Bu kapatıcı çok güzel ya. More Than Concealer. Pembişlenelim. Pastelin bu cream blush'ını uyguluyorum. Tacıma bakın. Far sürmeyeceğim ama rimel sürelim. Kahverengi kirpiklerime bu rimel iyi gelecek. Yaralarını saracak. Highlighter sürelim. Ve hazırız. Bu kadar. Ruj sürsem mi dedim ama hiç gerek yok. Yemek yiyeceğiz ve evdeyim. O yüzden böyle. Masaya birazcık mum çıkartacağım. Birkaç tane. Güzel romantik olsun. Burada benim erzak dolabım. Mini mumlarım var. Şeye kullandığım buhurdanlığıma. Onlardan çıkartacağım. Şunlardan. Bir de şey yakarız olmadı. Diğer mumlardan yakarız. Hadi bakalım. Bunları yerleştirelim. Tamam tamam tamam. Öpücük ver. Bir de selam ver. Selam ver. Her vlogda olmak zorundasın çünkü. Artık başrolü benden çalmaya başladın. Bilmem farkında mısın? Hey. Tamam bir öpücük ver hadi git. Sinirden kudurtuyorum kediyi. Dostlar soframız böyle oldu. Şimdi kızlar bu tabakları da doldurup getiriyorlar. Şurada bir tane salatalı, böyle tostlu bir şey var. Şurada çiğ köfte var. Peynir tabağı var. Humus yaptık. Aa dolapta tarator var. Buna şimdi yağ yakıyoruz. Çiğ köfte sos var. Tatlı olarak cheesecake var. Kübra bize cheesecake yapmış. Cheesecake yiyeceğiz üstüne. Sıcak şarap yaptık. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Cem hediyeleri. Burada birikecek. Thank you banana çörek. Anne. Al bakalım Ecem Hanım. Kendi seçtiğiniz hediyeniz. Ne bu? Ben çok merak ediyorum. Hemen açalım hemen hemen. Bana. Bu da benden ufak bir şey. Bize mi? Evet. Ya teşekkürler. Rica ederim. Yürümese olmaz değil mi? Dostlar bir yılbaşı klasiği O Ses Türkiye açtı kızlar. Sener'in özel isteği üzerine. Kübra'nın yaptığı cheesecake'i tadacağız şimdi birlikte. Ucundan bir tadına baktım. Zaten çok lezzetli görünüyor. Üstündeki sosu da mı sen yaptın? Nasıl bakıyor ona? Çok güzel olmuş gerçekten. Eline sağlık. Ekşilik veriyor. Ben onu çok severim. Tatlılarda böyle hafif bir ekşimsi şeyi. Benim şey çıktı. Evet. Kimdi bu kız? Azal. Sporcu mu? Gelmiş. Gitme be. Daha Zinge konserine gittik. Sana kulak ama daha çok. Ceko bugün birlikte uyuyalım mı? Hı? Herkese yeni bir günden günaydınlar. Yılın ilk günü, yılın ilk sabahı, yılın ilk kahvaltısını da yapmaya gidiyorum. Bugün böyle klişelerle geçecek. Şaka şaka çok da sıkmayacağım size. Şu an öyle bir diyesim geldi. Hazırlandım, çıkıyorum ama hazırlanana kadar kamerayı elime almak aklıma gelmedi. Aklım beş karış havada bir durum söz konusu galiba. Hızlıca giydiklerimi göstereceğim. Ondan sonra çıkıyoruz. Aslında sabah erken uyandım. Bilmiyorum bir anda geçiverdi. Saat 11.30 falan sanırım. Çizgili mavi gömleğimi giydim. Milla'dan almıştım. Üstümde bir tane sweatshirt var. Ecoş Başka'dan almıştım. Küpelerimi taktım her zamanki gibi. Yeni kabanımı göstereyim size. Birlikte almıştık hatırlıyor musunuz bir videoda? Şu an ilk defa giyiyorum ben de. Üstüne de bu mango çantamı taktım. Çıkıyoruz şimdi. Nereye gidiyoruz? Kadıköy'e gidiyoruz. Yusuf'la birlikte kahvaltı yapacağız. Yanık kahvaltısını benimle yapmak ister misin dedi Yusuf. Ben dedim ki tabii ki. Neden olmasın efendim? O yüzden şimdi Moda'ya gideceğiz. Bir kahvaltı yapacağız güzel. Bir kahve içeceğiz. Chill bir gün bizi bekliyor. Hadi çıkıyoruz. Biraz da geç kaldık. Aslında Yusuf'u bekliyordum. Onu beklerken ben oyalandım. Sabah sabah bir çenem düştü. Hadi gidelim. Kahvaltıdayız ama dayanamadık başladık. Ben unuttum vlog çekmeyi. Günaydın Yusuf. Öğlen oldu ama afiyet olsun. Yeni yıl dileklerini alabilir miyim? Var mı sana koyduğun bir hedef? Radikal bir şey. Hayatta kalmak.
Neyse biz kahvaltımızı yapalım, konuşuruz yine. Bugün Cem Beyza gideceğim. Onu biliyorum canım, ben anlamamışım dediğini. Ondan sonra özür yayınladı. Özür mü yayınladı? Aynen, düzenleyeceğiz hepimiz özürlüğü. Aa! Ben de sonra iş için giderim. Zevkli olmuyor ama. Niye? İş için gidiyorsun. Ama senin işin de benim işim bir mi? Gerçi doğru. Yani sen oraya güzel eğitime gibi bir şeye gittin. Ben hani öyle bir şeye gitmem herhalde. Yurt dışına çıkıyorum ya bu sene. Artık 2023'teyiz bu sene diyebilirim. Ama nereye gideceğimi söylemedim bu arada. Sakın çaktırma. Sürpriz. Niye bu kadar gizliyorum bilmiyorum. Hayır, söylemedim. Onun hakkında konuşuyoruz. Bir daha ne zaman gideceğim? Şuraya da giderim, buraya da giderim falan diye plan yapıyorum. Kahvaltımızı yaptık. Kalktık oradan. Biz bu arada Moda Çikolatacısı'nda yaptık kahvaltımızı. Ben zaten çok seviyorum orayı. Ecem de arada orada çalıştığı için kahveye, tatlı yemeye falan da gidiyorum. Bu sefer de kahvaltıya gittik ve inanılmaz güzel kahvaltıları. Geçen hafta da oradaydım. Böyle daha basic bir şeyler söylemiştim. Kahvaltı tabağı vardı. 2-3 çeşitli bir şey. O da çok güzeldi. Bu bizim söylediğimiz de çok güzeldi. Eggs Benedict. Aynen, hot breakfast plate söyledik. O da bayağı doyurucu. Çok dolu dolu bir tabaktı. İki kişi gidecekseniz böyle mesela iki tabak söyleyip paylaşabilirsiniz. Şimdi yürüyüş yapıyoruz. Burada sahile doğru iniyoruz Yusuf Bey'le. Şöyle koluna gireyim, düşeceğim. Biraz yürüyüş yapacağız. Yediklerimizi sindireceğiz. Ondan sonra kahve içeceğiz. Buraya yeni açılan bir yer varmış. Kafe. Stockholm diye. Oraya oturacağız. Ben daha önce görmüştüm. Küçük ufak çaplı bir yer. Merak ettim. Oraya doğru gideceğiz. Oy, çok soğuk. Hadi yiyelim. Odası donacak şimdi. O zaman bir fotoğrafımı çek bakalım. Çekeceğim. Çok karanlık çıkıyorsun. Tatlı yemeye ve kahve içmeye geldik. Şöyle Yusuf'un omzunu tripod gibi kullanayım. Yine açılan, size bahsettiğim kafeye geldik. Stockholm. Şu an ışık o kadar güzel vuruyor ki en güzel yere oturduk böyle biraz dışarıda. Arkamız boş. Sanki kafenin kenarından, köşesinden. Tam kafeye ait değiliz ama kafede de oturuyoruz gibi. Önümüz de direkt sokak değil. Yolun kenarı değil. Bir yandan yolu izliyoruz. Kahve içiyoruz. Yusuf benim çok güzel bir fotoğrafımı çekti. Size göstereceğim hemen. Hatta bugün direkt paylaşacağım o fotoğrafı. O yüzden hemen giriyorsunuz Instagram'dan, onu beğeniyorsunuz, tamam mı? Bakar mısın? Çok parlıyor. Görünüyor mu? Çok güzel oldu. Sen kıvırdın bu işi artık. Tüm fotoğraflar sende. Öğreniyorum. Böyle takılıyoruz işte. Bu modelde en sevmediğim şey, saçlarım çok çabuk bozuluyor. Hemen kıvır kıvır oluyor. Kıvırcık saç mı, düz saç mı kızlarda? Ben düzcüyüm abi. Düz seviyorum. Keşke bere bari alsaydım. Dostum akşam oldu. Akşam olunca da hava çok soğudu. Dondum yani, birazcık üşüdüm. Biraz burnum kızardı, farkında mıyız? Kahve içtik, tatlı yedik, bayağı bir oyalandık. Keyifliydi. Tatlı bir kafeydi Stockholm. Sevdim ben. Fiyatları da normaldi. Gerçi tatlıların fiyatına bakmadım, bilmiyorum. Yolu kapatmışlar ya. Gün batımı izleyeceğiz. Ondan sonra artık ayrılırız. Yusuf buradan köyüne dönecek. Literally köyü yani. Çekmeköy'e gidecek. Ay of, hep Çekmeköy'le Çerkezköy'ü karıştırıyorum. Çerkezköy'le şeyi karıştırıyorum. Çorlu'yu, Çorlu'yu. Aynı zaten, yan yana. Ha işte, ama sonuçta aynı yer değil. Aynı yer değil ama yarım saat falan. Olsun. Gün batımı izleyeceğiz. Size de gösteririm biraz. Çok güzel görünüyor. Günün ilk gün batımı. Ay bakın çok tatlı. Yüzüm kızarmış. Kremimi sürerken de masaj yaptım yüzüme. Yüz masajları ve yüzümü kızarttı. Kendime papatya çayı yaptım. Sakin sinirlerim birazcık daha yumuşasın. Böyle pamuk gibi olayım yılın ilk gününde diye. Önceden sevmiyordum pek tadını ama şu an böyle hoşuma gidiyor. Yeşil çay olsa yeşil çay yapardım. Ama sadece yeşil çay kalmış. Ben de o yüzden onun yerine papatya çayı yaptım. Bir kapak resmi çektim kendi kendime.
Bunu içerken bir şeyler atıştıracağım. Abur cubur. Bu da son abur cuburum olsun. Sonra artık yediklerime dikkat edeceğim. Güzel bir pazar günü oldu. Şimdi de relax, sakin ve böyle dizi izlediğim boş bir pazar akşamı olacak. Sonra belki ajandama falan bakarım. Bir yarın yapılacaklara göz atarım. Bugün taktığım çantamın köşesinde ufak bir yırtık oluşmuş. Mango'dan yeni aldım onu ben. Bir ay falan oldu. Onu bir götüreceğim yarın. Hazır götürmüşken de AVM'de bir kafede oturup bunu editlerim diye düşünüyorum. Bana da değişiklik olur. Evde edit yapmak beni boğuyor çünkü. Eğer değiştirirlerse çok sevineceğim yani. Daha bir ay oldu yırtık çıktı. Inditex bu konuda bayağı müşterisinin yanında duruyor. Bir keresinde ceketim deforme olmuştu mesela. Onu götürdüğümde değiştirmişlerdi ama Mango'da nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız yarın. Bir sonraki videoda sizi bilgilendireyim. Neyse kapatalım madem. Bir şey de yapmayacağım çünkü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dün neler çektim tam bilmiyorum. Koşturmacayla, curcunayla bu kadar oldu. Bugün de güzel, chill bir gündü. Bol güneşli, huzur doluydu. Yusuf'la da baş başa ikimiz oturup hiç dertleşmiyorduk uzun zamandır. Yusuf benim çok yakın arkadaşım. Artık biliyorsunuz yani, söylememe gerek var mı bilmiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.